Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengarenk birbirinden tatlı renklerden size çok güzel bir model tarif edeceğim. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar fıstık modeli böyle tek sıra fıstıklarla diziliyor. İlk önce arkadaşlar her zamanki gibi tığ battığını söyleyelim. Tığ battığınızı gittikten sonra bu yeşil fıstıkları üzerine de bu şekilde top fıstıkları yapıyoruz. Modelimiz bu. Gayet zarif bir model arkadaşlar. Pek bir ağırlığı yok. Fıstık yapması da artık çok kolay. Fıstıksız bir model hemen hemen yok gibi. Her şeyin üzerinde ya 3 fıstık ya 5 fıstık veya da benim yaptığım gibi tek sıra fıstık yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başlarken 4 zincir çekip tığımızın başını bir defa dolayıp trabzan yapıyoruz. Burada da şimdi arkadaşlar 4 zincirin yani şurada aradaki örümceği çekelim. Bu şekilde şöyle küçük bir örümcek çekiyoruz. Tığımızın başını bir defa dolayıp 1 2 3 4 5. tığ battıma girdim. 1 2 2 olarak 3 seferde aldığım bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Şimdi trabzanımızın üzerine arkadaşlar bir zincirimi çektim bu şekilde. Ve ipimi hafif uzaltıyorum. Sonra tekrar trabzanın arasından girip bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Trabzanın arasından gir bir zincir çek ipi uzat 3 4 5 6 aynı işlemden 10 tane yapıyoruz 8 9 ve 10 10 tane bu şekilde arkadaşlar ilmekleri toplayıp hepsini bir kapattım üzerine de bir tane sık iğne yaptım fıstığımız hazır şimdi fıstığımızın üzerine 8 tane zincir çekiyorum 5 oldu 3 4 5 6 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Burada e örümceğimizi kapattığımız nokta var arkadaşlar. Şurası buraya 8 zincirimi bu şekilde sık iğne yaparak kapattım. Buraya da bir yuva oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm. Şimdi zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 ve 4. sık iğne. Buraya 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 zincirimi çekip yuvamda kapattım bu şekilde. Buraya fıstığımız için bir tane yuva yapmış olduk. Yine yanına bir 4 sık iğne daha. Yuvamızın sağına ve soluna 4'er sık iğne yapıyoruz. 3 ve 4. Bu şekilde arkadaşlar bir tanesini yaptık. Bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doluyorum ve 5. tığ battımın içine 1 2 iki, iki olarak alıp bu şekilde arkadaşlar buraya bir trabzan yaptım. Ve Şimdi arkadaşlar bu trabzanımın üzerine 10 tane ilmek toplayacağız. Bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. İki zincir çekip ilmeğimi uzattım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeği toplayıp kapattım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya yine 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Ters tarafına çevirdim. Bu kapattığım noktadaki arkadaşlar yere girdim. 8 zincirimi sık iğne ile kapattım. Bu örümceği kapattığımız noktaya 8 zincirimizi arkadaşlar Monte ediyoruz. sık iğne yaparak oraya sabitliyoruz. Bir zincirle döndüm, birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem ve dördüncü sık iğnem. Dört tane sık iğne yaptık, beş zincir, beş zincirimi çektim, yuvada kapattım buraya yuvalarım. Tekrar dört zincir, bir, iki. 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi buraya bu şekilde yaptım arkadaşlar. 1 zincir şöyle ipimi uzaltıyorum biraz. Yine bir örümcek yapıyorum arkadaşlar buraya. Bu şekilde örümceğimizin boyutu küçük bir örümcek. Bir defa doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. tığ battımın için arkadaşlar 1 2 2 olarak 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar araları da gayet seyrek bir şekilde de fıstıklarımızın ve tekrar bir zincir çekip ipimi uzattım. Trabzanın arasına girdim, bir zincir çektim, ipimi uzattım. Bir zincir çekip ipi uzatıp ilmek topluyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Trabzanımızı 10 tane ilmekle doldurduk. Tığımızı da doldurduk. Hepsini birden toplayıp buraya bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi bu 10 tane fıstığımın üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Bu şekilde arkadaşlar örümceği kapattığım noktaya. Şöyle kapatırken de arkadaşlar örümceği fazla sıkmazsanız rahat bir şekilde giriliyor bakın. Bir zincir çektim döndüm. Eğer sıkı sıkı kapatırsanız tığınızda girmek zor olur. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirim yuvada kapatıyorum bu şekilde. Tekrar yuvanın kenarına yine 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Bu da 3. yuvamız arkadaşlar. Bu şekilde yuvaları yaptık. Şimdi fıstıkların yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar zincir çeker ipimi tığıma tutturdum. Bu şekilde. Bu 5 zincirli yuvamızın içine girip sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Buraya arkadaşlar 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zinciri çektim. İpimi hafif uzatıyorum. Çok değil arkadaşlar. Bu zincirimin altından girdim, çektim. 2. Zincirimin altından girdim, çektim 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 Tığıma bu şekilde ilmekleri dolduruyorum. 18 tane olacak arkadaşlar. 10 13 14 15 16 17 ve 18 zincirimin üzerine arkadaşlar 18 tane ilmeği topladım bir tane daha sığır galiba arkadaşlar Evet bu şekilde ilmekleri topladım. Hepsini bir ilmeklerimin çektim buraya tığımdan. İlmeklerimin hepsini çektim. Şöyle bir de arkadaşlar buraya topak yapıp bu yapmış olduğum ilk sık iğneli girmiş olduğum bu yuvaya yeşil yuvaya da arkadaşlar bu şekilde şöyle de çevirerek kapatıyorum. Bir tane de zincir çektim koparmadan ipimi kopardım. İplerini de arkadaşlar şu şekilde temizliyorum. Uzun yerlerini biraz kısaltıp ters tarafını çevirdim tabii ki. Ve arkasına şunu da şöyle yönünü belirleyip bunu da arkasına doğru arkadaşlar. Şöyle önden şöyle düzelterek hafif sola doğru mail vererek fıstığımızı yapıyoruz. İpimizi tığımıza tutturduk. Tekrar bu 5 zincirli yuvadan girip sık iğne ile bir de yuvaya tutturduk ipimizi. 7 tane zincir. 7 zincirimi çektim. Şöyle hafif tığımı ipini uzattım arkadaşlar. Bu parmağıma yatırdığım 7 zincirin içinden girip ilmek aldım. 2 3 3 4 5 6 altından girip bir zincir yapıyorum veya sıkıyla iğne de diyebilirsiniz 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane ilmeği buraya topladım arkadaşlar. Bu şekilde hepsini bir tığından geçirdim ve burada da arkadaşlar bakın bu şekilde de bir sık iğne yapıyorum. Hepsini geçirdikten sonra bu yeşil yuvaya da arkadaşlar bir sık iğne yapıp bu şekilde bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Yaptıktan sonra arkadaşlar fıstığımız sola doğru şöyle meyil ettiriyorum. Düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu arkaya gelecek şekilde eğeleyim. Şöyle. Bunu da bu tarafa. Şöyle biraz daha kısaltalım arkadaşlar şöyle arkada gözükmeyecek şekilde yakıyoruz evet fıstığımız hazır mavi de yapalım Evet arkadaşlar mavi ipimi de zincirime tutturdum tığıma. Sonra bu 5 zincirli yuvadan girip bir de buradan tutturdum arkadaşlar. Yuvaya sabitledim. 7 tane zincir. 7 zincirimi çektim. Parmağımın üzerine yatırdım. Şöyle hafif çekiyorum. Sonra mavinin zincirin altından girip bu şekilde orada zincirleri çekerek çoğaltıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Bu şekilde topladım tığıma. Hepsini bir arkadaşlar çekiyorum tığından Kapatıyorum. Bu şekilde hepsini bir sık iğne ile. Sonra arkadaşlar buradaki ilk sık iğne ile girdiğim yuvaya yaptığım bu fıstığı kapatıyorum. Şöyle elimle de arkadaşlar sola doğru meylettiriyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimizi yine aynı şekilde yakacağım. Evet arkadaşlar modelimiz hemen karşınızda hiçbir işlem görmeden bu şekilde rengarenk fıstıklarla hele de beyaz yemenin üzerine arkadaşlar böyle kalmış iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Rengarenk küçük fıstıklar yaparak tüm yarım az kalmış iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yapımı da gördüğünüz gibi gayet kolay. Gayet de güzel bir duran fıstık şeker şeker duran bir model arkadaşlar evet altı fıstık üstü fıstık bol bol fıstık modeli arkadaşlar ama şeker gibi duran fıstık çok tatlı oldular yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar